Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda mutlak referans ve formüllerde hata denetimi konularını inceleyeceğiz. Öncelikle mutlak referansla başlayalım. Kopyalanan hücrede formüllerinizin kaynak değerlerinin değişmesini istemiyorsanız formülünüzü mutlak referans olarak belirlemeniz gerekiyor. Bunun için formülünüzü oluştururken satır sayılarının ve sütun harflerinin önüne dolar işareti koymanız gerekiyor. Bu sayede formülün kaynak değerleri asla değişmeyecektir. Bu şekilde yazmadığınız hücre adresleri göreceli olarak adlandırılacak ve kopyalama işlemi sırasında da kaynak hücre adresleri sürekli olarak değişecektir. Şimdi bu anlattıklarımızı bir örnekle somutlaştıralım. Örneğin günlük 30 lira maaş alan işçilerin çalıştıkları gün sayısı oranında alacakları maaşı hesaplatalım. Burada tabloda gördüğünüz gibi Ahmet çalıştığı gün sayısı 4, Mehmet'in 5, Verit'in 9, Ayşe'nin 14 ve Merve'nin 10 çalıştığı gün sayıları. Burada günlük maaşı çalıştığı gün sayısıyla çarpmam gerekiyor. Burada mutlak referans kurmak zorundayım. Çünkü günlük maaşın yani C4 hücresinin tüm formüllerde sabit olması gerekiyor. Bunu da eşittir. İlk önce sonucunu görmek istediğim hücreyi seçtikten sonra formül çubuğuna gelip eşittir yazdıktan sonra C4 yazıp F4 tuşuna basmam gerekiyor ki önüne dolar işareti getirmenin kısa yolu bu şekilde oluyor arkadaşlar. Eşittir C4 yazdıktan sonra F4 tuşuna basıyorum. Gördüğünüz gibi dolar işaretiyle mutlak referans olarak seçilmiş oluyor. Bu şekilde yaparak dolar işareti getirmiş oldum ve böylece de mutlak referans olarak hücremi seçmiş oldum. Bundan sonra direkt alacağı parayla çarpmam yeterli olacaktır. Artık bu sonucu sağa veya sola da sürüklesem günlük maaşı mutlak referans olarak kullanacağım için formülde sabit olarak kalacaktır. Burada eşittir demiş. Eşittir dedikten sonra dolar işaretini kullanmıştık. Çarpmam gereken Ahmet'in çalıştığı gün sayısı 4 olduğu için C8 hücresiyle çarpmam gerekiyor. Burada formülümü yazdım ve her zamanki gibi Enter tuşuna bastım. Burada alacağı para direkt 120 lira olarak görülmekte gördüğünüz gibi. Burada alacağı parayı hesaplattırdım ama daha önceki videolarımızda gördüğümüz işlemi şimdi ben gerçekleştiriyorum ve doldurma kulbunda aşağı doğru sürüklüyorum ve bütün çalışanların çalıştığı gün sayısı oranında alacağı parayı hesaplattırdım. Burada dikkat etmeniz gereken formül çubuğunda da gördüğünüz gibi sürekli sabit kalan günlük maaş var. C4 sabit kalırken sürekli alacağı para değişmekte. Sadece burada sabit kalan günlük maaş ve çalışanların çalıştığı gün sayısı değişiyor. Formülde de gördüğünüz gibi ilk formülde C4 sabit, C8 değişiyor ve C9 oluyor. Diğerinde C10, 11 ve 12 olurken sürekli C4 sabit kaldı. Bu şekilde mutlak referans işlemi gerçekleşmekte. Elektronik tavlama programında oluşturduğunuz formüllerde hatalar olabilir. Excel programı formüllerde oluşabilecek bu hataları veya tutarsızlıkları otomatik olarak bulup kullanıcıyı uyarır. Örneğin ben herhangi seçtiğim bir hücrede tutarsız bir veri giriyorum. Eşittir A1 B1. Gördüğünüz gibi burada herhangi bir işlem ifade etmiyor. Çünkü tutarlı bir işlem ifade etmiyor. Çünkü arada bir ne bir artı ne bir eksi herhangi bir işlem belirtmiyor. Direkt eşittir deyip A1 B1 yazdığım için tutarsız bir veri girdim. Enter'a bastığımda uyarı verecektir. Burada gördüğünüz gibi hata bulunan hücrenin sol üst köşesinde bir üçgen beliriyor. Hücrenin hücreyi etkinleştirdiğinizde ise gördüğünüz gibi bir hücrenin sağında veya solunda ünlem işareti çıkıyor. Siz de bu ünlem işaretini tıklayarak açılan menüden hata hakkında yardım alabiliyorsunuz.
Hatayı gidermek için verilen seçeneklerden birini de seçebiliyorsunuz ya da dosya menüsüne gelip seçenekleri tıklayarak buradan formüllere gelip çeşitli seçenekleriniz var hata hakkında. Formüller kategorisini tıkladık. Burada çeşitli seçeneklerimizin olduğu bir pencereyi elde ettik. Daha sonra ise denetleme kurallarını belirleyerek kendinize göre özelleştirebildiğinizi söyledik. Bu şekilde de hata denetleme olayı bu işlemlerle gerçekleşiyor. Bu videomuzda da hata denetlemeden ve mutlak referanstan bahsettik. Öbür videolarımızda görüşmek üzere. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.